NBA'de normal sezon 11 maçla devam etti. Gecenin ilk maçında Los Angeles Lakers 13 maçlık deplasman galibiyeti hasretine MSG'de nokta koydu. New York Knicks'i deviren Lakers'ı Lou Williams 22 sayıda taşırken ev sahibi ekipte Carmelo Anthony'nin 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Evinde üst üste 17 maç kazanan Washington Wizards'ın serisine Cleveland Cavaliers son verdi. LeBron James bitime nokta 3 saniye kadar attığı üçlükle oyunu uzatmaya taşırken son şampiyon uzatma periyodunda daha az hata yaparak zafere uzandı. 32 sayı atan LeBron 17 asistle bu alanda da kariyer rekorunu kırdı. Paul George'un taşıdığı Indiana Pacers, Bankers Life Fieldhouse'da Russell Westbrook'lu Oklahoma City Thunder'ı konuk etti. Westbrook, LeBron kadar şanslı değildi. Oyunu uzatmaya taşıma şansını ard arda iki kez değerlendiremeyen Russ, triple-double'ı da bir asistle ıskaladı ve kazanan Indiana Pacers oldu. DeMar DeRozan parkeye Toronto Raptors'da hayata döndü. DeRozan, sahalara 31 sayılık reziterle geri dönerken, Raps'te Black Griffin'in triple-double yaptığı bir maçta Los Angeles Clippers'ı yenerek adeta gövde gösterisi yaptı. Utah Jazz ile Atlanta Hawks'ın keyifli eşleşmesinden Jazz galip ayrıldı. Üst üste 3. kez kazanan Utah'ın farka koştuğu gecede Gordon Hayward 18'de 12 isabetle 30 sayı attı. Detroit Pistons, Ersan İlyasova'nın 3 sayıda kaldığı maçta Philadelphia 76ers'ı farklı geçti. Andre Drummond 16 sayı 17 ribaundlık double-double performansıyla büyülerken Marcus Morris de 19 sayıyla en skorer isim oldu. Anthony Davis'in 34 sayı, 9 rebound ve 5 blokla taşıdığı New Orleans Pelicans, Phoenix Suns engelini aştı. Miami Heat, tam 20 sezon sonra %50 galibiyet barajının altında olup üst üste 11 maç kazanan ilk takım oldu. Sezonun en uzun ikinci galibiyet serisini yakalayan South Beach ekibinde Goran Dragic 33 sayıyla başroldeydi. Dallas Mavericks, Colorado'daki deplasmanda tekledi. Will Barton 31, Gary Harris 20 sayı attı ve Denver Nuggets son günlerin formda ekibi Mavericks'i farklı geçti. Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs'u son çeyrekte yalnızca 9 sayıda tutarak güçlü rakibine sezonun en çarpıcı yenilgilerinden birini tattı. O sayılarda Zach Randolph ve Marc Gasol 15'er sayıyla öne çıktı. Chicago Bulls son çeyreğine 16 sayı önde girdiği maçta Sacramento Kings'i Dwayne Wade'in bitime 13 saniye kala attığı kritik basketle dedi. Dwayne'in 20 sayı attığı gecede Sacramento Kings adına DeMarcus Cousins'in 11 sayı ve 13 reboundu vardı. Hoşçakalın.